LGS'ye son 110 gün hala 3 haneli rakamlardayız. Hala çok değerli zamanımız var. Neredeyse 4 aya yakın zamanımız var ve bu zamanı altın değerinde olduğunu bilip çok iyi değerlendireceğimizi de biliyoruz. Ve başaracak olan, kazanacak olan bizleriz diyoruz ve günü sözüyle başlıyoruz. Zafer sorunlar içinde fırsatları bulmaktan gelir. Gerçekten de eğer siz böyle düz bir yolda gidiyorsanız hani fizikte de var ya bu böyle bunu buradan buraya götürdüyseniz bir hareket olmuyor. Bir enerji, bir ...bir iş olmamış oluyor. Ancak bir yer değiştirme olduğu zaman... ...yani dik bir yokuşa çıkardığınız zaman... ...veyahut da bir merdivenlerin basamaklarına... ...üst kısmına ulaştırdığınız zaman bir iş olmuş oluyor. Yani siz matematiği hallettiğinizde... ...feni hallettiğinizde, Türkçedeki bütün soruları hallettiğinizde... ...gerçekten sizi bir zafer bekliyor. Biz diğer tüm derslere bakacağız. Tabii ki sınavı bir bütün olarak düşüneceğiz. Ama mutlaka sıkıntılarımızın da üstesinden gelmeyi bileceğiz. Şimdi günün yorumuna bakalım... E Hurt filya İngiltere'den bir arkadaşımız yorum atmış. Ne diyor? Hep sıkıntılarımızı yazıyoruz. Biraz da sizden tavsiye istesek demiş. Tamam bakalım. Paragraf çözmek mi kitap okumak mı daha iyi? Tabii ki de paragraf çözmek çok daha iyi. Neden? Çünkü sınava az bir zaman kaldı. Sınavda bize matematikte, Türkçede, fende, inkılap tarihinde, sosyalde yani sosyal inkılap tarihi zaten İngilizcede hep böyle uzun uzun yeni nesil beceri temelli görselli infografik sorular soracaklar. Ders çalışmaktan sıkıldığımız dönemlerde kitap okumak tabii ki bizim için faydalı ama ders çalıştığımızda paragraf çözmek çok çok daha önemli. Okuldan gelince öğrendiklerimizi tekrar etmek şart mı? Şart. Neden şart? Çünkü tekrar edilmeyen bilgi çok çabuk unutuluyor. Ve tekrar ettiğimiz zaman da bunu soru çözerek tekrar edebiliriz, notlarımızı okuyarak tekrar edebiliriz, akılda kalıyor ve yerleşiyor. Yani mesela diyelim ki siz İngilizce bir kelime öğrendiniz, bugün okulda 10 tane kelime öğrendiniz, o kelimeleri öğren, unutmazdınız, hop aynı gün işte böyle gidiyor. Ama tekrar derseniz unutma yavaşlıyor ve belli bir süreden sonra hiçbir şekilde unutma gerçekleşmiyor. Hep aklımızda kalıyor. Dolayısıyla tekrar etmemiz şart. Hiç ders çalışmak istemediğimiz günlerde ders çalışmalı mıyız? Hayır, çalışmamalısınız. Eğer o gün kendinize off verdiyseniz, mesela cuma günü ders çalışmak istemiyorsanız çalışmayabilirsiniz. Ama hedefleriniz yüksekse, çok yüksek bir fenlisesi istiyorsanız muhtemelen bu günlerin sayısı epey az olmalı, neredeyse hiç olmamalı. Ama hiç çalışmak istemediğiniz bir günde ders çalışırsanız bu sefer zaten verim alamazsınız. Ee, i̇nkılap İngilizce ve dine çok çalışmalı mıyız? Evet bunlar da sınavın bir parçası. Hatta bizim 10'da 10 zoru bankamızda hem inkılap hem İngilizce hem din için 10'da 10 yapma. Yani bu 30 sorunun 30'una doğru yapmanız için mükemmel sorularınız azıcık. Beceri temelli yenisi sorular. Bu kitaptan da çalışıp sınavınızda tüm soruları doğru yapabilirsiniz. Bunun şöyle bir özelliği var. Eğer siz Matematikten bir iki net kaçırırsanız, fenden bir iki net kaçırırsanız, Türkçeden bir iki soru kaçırırsanız, bu derslerin tamamını doğru yaptığınızda çok büyük fayda sağlıyor. Bunların hepsi bir bütün. Zaten yapılan araştırmalarda İngilizcede bayağı bir öğrencinin takıldığını gösteriyor. Dolayısıyla siz İngilizceyi doğru yaparsanız fendeki eksiklerinizi gidermiş olursunuz. Dinde de geçen sene bir iki tane seçici soru gelmişti. Günün kitabına baktığımızda Memduh şirket Esendal'ın Hava Parası adlı Öyküsünü görüyoruz. Gerçekten mükemmel bir eser. Burada şunu bilmemiz lazım. E, Memduh Şeket Esendal son derece e, e, açık bir dilde... ...kahramanları canlı karakterlermiş gibi yazıyor. Bunu da okuduğumuzda e, dinlenmiş olacağız. Ve aynı zamanda da kelime bilgimiz, kelime darcamız artmış olacak. Günün okuluna baktığımızda Buca İnci Özer Tırnaklı fen Lisesi'ni görüyoruz. Burada yine 0.57 dilimde almış. Yüksek, gerçekten puan çok yüksek. Ama yine tıp fakülteleri ve mühendis fakülteleri okumak isteyen... Öğrenciler için değerli bir okul. Şunu da iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Fen liselerinden mezun olan öğrenciler tıp ve mühendislik alanlarında çok avantajlar. Ama buradan mezun olan öğrenciler de eşit ağırlıktaki hukuk işletme bölümleri yazabiliyor. Aynı şekilde Anadolu Lisesi'nden ya da sosyal bilimler mezun bir öğrenci de tıp mühendisliği kazanabilir. Yeter ki çalışsın. Günün sorusuna baktığımızda ise denizlerin karalara göre daha çok geç ısınıp daha geç soğumasının nedeni nedir? Net bir şekilde bunu bilmemiz lazım. Fen bilgisine ait olan bu bilgi bize LGS'de çok fazla fayda sağlar. Günün her zamanki bir Tonguç. Öğrenci için sevginin anlamı okul, kurs, etüt, kütüphane, soru bankası, yazılılar, denemeler, ödevler. Hepsine de kalbine okul saplamamız gerekiyor. İnşallah sevdiğimiz işi iyi yapacağız ve bizim bu seneki işimiz LGS, bunu da güzel bir şekilde başaracağız. Ödülü soruya yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bizler yorumlarınızı tek tek okuyup en güzel cevapları vermek için gayret gösteriyoruz. Şimdiden iyi çalışmalar arkadaşlar.